Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Ben de bu anı bekliyordum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün de büyük oğlanın işi var, onu halletmeye gidiyoruz. Kız ablaları, benim oğlum geçen ehliyet kursuna yazılmıştı ya. Bugün onun sağlık raporunu falan halletmeye gidiyoruz. Tabii anası olmadan olmuyormuş. Tam 4 gün kaldı. Daha senin mutacı olmayacağım. Duyuyor musun? 4 günden sonra. Gerçi ayın 28'inde oğlumun doğum günü var. Pasta keseyim mi sana? Güzel mi? Sadece pasta kesmez hediye değilsin. Ne? Sadece pasta kesmez diyorum, hediye değilsin. Baba, duyuyor musun? Neyse canlarım, valla sağlık raporunu alacağız. Kaçan bizim buradan. Babamla konuşuyor şimdi. Saat aldım. Telefon kendi kendine kapandı. Neyse, ne diyor baban geçen gün söyle. Benim de doğum günüm var 4 gün sonra dedi. Annemi satayım diye. Bir de o derdimiz var değil mi şimdi? Ne yapsın adam? Bir gün biri. Bir gün biri. Ama ben ne zamandan beri istek yapmadım. 2 sene oldu. En son telefon aldım işte. Ondan sonra bir şey istemedim. Zaten 2 senelik istikakını doldurmuş oldun telefonla. Yo, bak. Vallahi dediğim gibi bacım, çarşıya iniyoruz. Saat şu an 10'a geliyor. İnşallah işlerimizi erken hallederiz de. Evde resmi vardı. Ehliyet için büyük ihtimal biyometrik resim isteyecekler. Güzel. Fotoğraf da çektireceğiz. Sağlık raporu. Sonra bir taksit vereceğiz kursa. Ondan sonra poğaça alacağız. Benim orucum hala devam ediyor. 11.30'da falan bitecek. Herhalde o zamana kadar denk gelir. Ölçümün de öğlen yemeğini. Bakalım, belli olmaz. Gerçi doğru. O saate kadar olmaz. Neyse, biraz daha böyle geç bitiriverim. Orucu yapacak bir şey yok. Öğlen de eşim gelecek ya, yemeği biliyorsun. Hep 12.30'da yemeğe geliyor. Ona da yetişebileceğiz mi bakalım. İnşallah bir sıkıntı olmadan hallederiz de. Yani bunlar bir gün ufağı, bir gün büyüğü. Yani bunların peşine koş, Allah koş, koş Allah koş. Gene Allah sağlık versin de. Gidelim. Yo ha işte diyorum, nerede bayağı oldu. Ay ne kadar az olmuş. Neyse canlarım. Çarşıya inelim. İnşallah işlerimizi halledeceğiz. Şimdi sağlık raporunu aldık. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. Sizin de şansı var mı? Allah korusun, öyle değil mi? Bir konuşma. Gidiyoruz şimdi, resim çektireceğiz, biyometrik resim. Geçen aslında bak, keşke o zaman böyle fazladan çektirseydik ama nereden aklımıza gelecek? Zaten çektirdik. Biz, üniversite gerçi çektirdik, 4 tane. Başka bir yerlere lazım oldu. Şimdi tekrar gidip biyometrik resim çektireceğiz. Acaba kaç lira oldu? Bakacağız ama oğlum artık ehliyeti olacak teyzesi. Ay hadi gidelim bakalım. Heyecanlı kız. Resmimizi de çektirelim hemencik. Ay tabii ben hemencik diyorum da bakalım ablanın işi var mı? Bir tanecik aşağı yiyorsun. Bakalım nasıl olmuş? Abi bence güzel oldu, aynen. Güzel oldu. Alabilirsin telefonu. Ha, 4 tane abla. 4 tane yeter mi? Yeter. Ha, 4 tane yeter bence de. Bu işte tamam. Hadi bakalım. Şimdi kurs nerede dedim. Oğlan dedi ki anne bu tarafta dedi. Ben bunu buraya geldiğini yine ki daha yeni öğrendim. Ama sanki orası böyle bir yaşam belirtisi yok Nevzat. Ha? Al sus bakayım genç. Videoyu kapatınca göstereceğim sana ben. Duyuyorsun değil mi bak. Hemen peşinde koşayım, şunu yapalım, bunu yapalım diye. Bak. Kapatıyor, hadi kapatıyor. Bak şimdi kurstayız. Hemen dikkatimi çekti. Benim annemin hep bu çiçekten vardı. Buna aslan peçesi diyordu o da. Başka ismi var mı bilmiyorum. Bak burada da var. Rahmetli anacığım benim. Bundan böyle çok severdi bunu. Böyle yaprakları kocaman kocaman ya. Hep böyle bundan büyütürdü. Yani bir tek böyle buna hastaydı. Şimdi görünce böyle aklıma geldi ya. Bak şurada da ufa herhalde bu. Küçük küçük pençe atmışlar bak. Pençe mi? Pança, pança derler. Pança atmışlar bak. Pança diyorlardı yani bizim orada hep de. Baksana. Ay işimiz de az kaldı. Bitmek üzere. Belgelerimiz tamam teyzeleri. Hatta bak şimdi hemen biraz kendime öveceğim. 1000 lira da oğluma. Para verdik buraya taksit. Ne olmuş oldu? Annesinin YouTube'dan kazandığı para oğluma da nasip olmuş oldu. Hadi bakayım, rüzgarımın servisini veriyordum ya hep. Bu ay dedim bunu biz verelim. Babası da rüzgarın servis parasını verdi. Hadi bakalım. Gidiyoruz artık ama açlıktan geberiyoruz. Nevzat sen?
Ay çok acıktık. Şuradan poğaça alacağız ya şimdi. Eve gideyim hemen bir çay. Sen ne istiyordun? Bir şey istiyordu o. Soğuk çay istiyordu da. Aynen. Heh, ondan sonra eve gideceğiz işte. Ay şuradan dolmuşu bir başka şey alalım Nevzat. Şu karşına alalım hemen ilacı da. Ya hazır doktora gelmişken şimdi 18 yaşından küçük ya daha. 4 günü kaldı dedim ya az önce de. Ben olmadan şey yapamadılar. Sağlık raporunu veremediler. Ben de hazır dedim kayıt yapılmışken bir dedim ağrı kesici yazdırayım. Ondan sonra başımız falan ağrıyınca arıyoruz bulamıyoruz evde. Evdeki de az kalmış. Çataflam alıyorum ben. O bize baya bir iyi geliyor. 2 kutu onu yazdırdım da. Şimdi şurada hemen kuyumcunun yanında sağlık eczanesi var. Yok, kilim eczanesi. Hemen de sağlık eczanesi. Valla. Bir numarasın ya. Hiç de uydurmuyorum ya. Nasıl takılıyor bana görüyor musun? Şuraya geçinden geçelim de. Şey de alalım oradan. Ağrı kesici de alalım. Ondan sonra doğru eve kız gebereceğiz açlıktan ya. Ay ilacımı da aldım. Yukarıdan oğlum buradan değil. Şuradan poğaçalarımızı da alalım da. Ay inan ki ikimiz de sürünüyoruz. Arkadaşıyla konuşuyor bak artistlik yapıyor. Resmi evraklarımı da hallettim diye. Bak bak bak. Pis. Neyse bu işi de hallettik çok şükür. Sen de kartını göster. Kartlarımız da ikimizin de kartı niye aynı arkaları? Ha? Bilmiyorum çünkü. Neyse. Eve kadar dayanamadı. Niye benim karşımda yiyorsun şunu? Ondan benim dakikam var. Bak. Görüyor musun? Ye ye bir şey demiyorum yalan, ye. Olur. He? Yalandan oruç dedi işte biraz ayıplayacağım. Aynen. Aa, deli ya. Destek olacaksın bana köstek olma. Bak kaç saattir senin için uğraşıyorum çarşılarda. Bak saat 11:30. Bak görüyor musun bak. Pis. Şimdi teyzeleri hani hatırlıyor musunuz biz Kocaeli'ne gidip gelmiştik kardeşimin oraya. Orada bir krampon aramıştık dükkan dükkan gezmiştik. Ne içindi o? Oğlumun futbol turnuvası içindi. Kramponları şeydi biraz böyle dili falan kopmuştu. Diliydi değil mi Rüzgar? Bir tane dili kopmuştu. Öğünü falan da biraz vuruyor diyordu. Yani biz oğlum o gün krampon aldık. Bak şimdi şalıtı sen o kızım. Bak şimdi teyzesi benim oğlum o girdiği turnuvadan sınıfıyla beraber galip çıktı. Değil mi kuzum? Oy benim güzel oğlum. Bakın teyzeleri. Bu telefonu da gördüm bu arada. Yansıma yaptı orada. Tebrik ediyorum annem. Teyzeleri sizden de bir maşallah alırız. Söyle kuzum. He söyle anne. Ne? O ne demek? Söyle. He birinci. Tabii ki siz birinci oldular. Bakın teyzeleri ya. İkincilere İkincilere de madalya verdiler mi? Gümüş falan verdik de He. vermedim. Ay baksana kız teyzesi. Bir şey, paşa göstereyim mi seni de? Neden? Anne. Olsun. Bak. Biz niye yendik? Niye yendiniz anne? Şansa bilmiyoruz ha. Olsun. Sonuca Muhammed bakacaksın. Sonuca bakacaksın niye annem. sence? Neden? Muhammed kendi kardeşine 2 tane gol attı. Ciddi mi? Tüh. Olsun. Sonuçta birinci oldunuz. Neyse teyzeleri biz şimdi o tabii en son çekim yaptıktan biraz sonra bayağı bir zaman geçti. Şimdi de Rüzgar'ımın havuzu var havuza gidiyoruz. Sabahtan büyük olan akşamdan küçük olan ama Abdullah götürecek biz değil mi Abdullah? O öyle olmaz Abdullah, düşünüyormuş. Olmaz. Abdullah bizi götürecek. Değil mi oğlum? Babamız götürecek bize. Götürsün mü babaanneciğim? Götürsün mü? Götür diyor çocuk. Zaten yürümekten aciz. İyi hadi teyzeler biz çıkalım. Şimdi de havuzumuz var biliyorsun. Vallahi çoluk çocuk peşine koşturuyoruz. Ne yapalım? Ama bunları tabii gördükçe insan ayrı bir böyle mutlu oluyor. Kız yürü bunun ben. Neydi madalyasını? Evet. Kirilimiz Ziya Gökalp ilkokulu yazıyor. Geleneksel futbol turnuvası yazıyor ve şampiyonu yazıyor. Evet. Evet paşa. Evet anneciğim. Tebrik ederim. Hadi. Biz şimdi havuz iniyoruz bacılarım. Sonra tekrar görüşeceğiz inşallah. Gidiyoruz teyzeler. Ama çekim yapmaya çalışıyorum. Şöyle çok güneşe geliyor. Bak görüyor musun? Bir acayip gösteriyor ya. Şunu kapatsam. Bak. Acayip oluyor ya. He bir şey oldu ya. Neyse. Gidiyoruz havuza. Hadi el salla da öyle git. Paletlerini de sallayabilirsin. Hadi görüşürüz bir tanem. Hadi su balığım benim. Ben birazdan çıkacağım yukarı tamam mı babanla? Hadi balığım, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Balığım benim ya. Su samuru. Hadi bay bay. Kuzumu bıraktım ya. Şoka geldim. Buradan şey alacağım. Cüzdanı evde mi unutmuşsun? Bak 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 bak. Şey, bulaşık makinesi temizleyici almam lazım. Şöyle geçelim. Hem bakalım neler var. Ne zamandan beri şoka gelmedim.
Bulaşık makinesi temizleyici Abdullah. Deterjanların oraya gidelim önce. Kız ben onu var ya aldım alalı hiç temizlemedim. Artık temizlemiyor ya. Efendim? Cüzdan yok diye hala. Allah Allah. Buranın temizlik yeri neredeydi ya? Ha şu taraf. Bakalım. Buralarda bir yerde olabilir. Bir de bulamıyormuşuz mu sana? Ha şurada. Bulaşık makinesi kokusu. Bak makine temizliyor. Kaçmış 27 lira. Ha al paşa onu. Hayır bir tane yeter. O bayağı uzun süre gidiyor. Gerek yok şeye. Cüzdan yok. Ne? Cüzdan yok. O zaman niye geldik buraya? Ha bir de şey alacaktık Abdullah. Şu tuvalete. Şuna. Ha onu alalım paşa ya. Klozete koyma. Cüzdan yok diyor ama bu önüne yapışıyor ya şeye. Alalım o, dediğim şeye. Tablet var onun var. Oo saksılar varmış Abdullah. Saksı alayım mı sen? Saksı. Aslında güzeller de. Keser alayım mı diye ekersin diyor ya. Ay şunlar çok güzeller değil mi? Bak. Bak hem de cam. Kaç paraymış? Kız 109 lira diyor. Ay bırak boşver almayacağım zaten. Ay şu şeyler çok güzel. Yağdanlık mı bu? Cam yağlı 19.95. Çok güzel. Bu nasıl bir şeymiş? Rüzgar kaçtı mı? Rüzgar. Onun terliği var yavrum. Daha güzel. Olsun terliği var çocuğun. Daha güzel. Ya terliği var çocuğum bırak müsrüflük yapma. Tokası da var. Olsun tokasını çıkartıyor zaten öbür gün de tokası vardı çıkarttı. Müsrüf hani cüzdanı evde unuttuydun ya. Hayır varken terliği niye alıyorsun boşuna? Benim bu cimriliğim ne olacak bilmiyorum. Neyse canlar. Şu tarafa bakalım şurada bir şeyler var Abdullah. Bakacağım. Niye oğlun olunca bakıyorsun? Şundan alalım. Bundan alalım. Burada da öyle gözüne çarpan bir şey. Karınca ilacı yok. Şenur dedi. Babam bir şey almış. Böyle fıslatıyormuş. Hemen kesiyorlarmış. Onlardan şey yapalım. Onlardan alırız. Aa şuraya bakalım. Airfryer. 1599 lira. 4,5 litre. Bu da 1999. Bu farklı bir şey. Şu 399. Artık onları geçtik tabii biz. Phantom süpürge 2599. Oh. Öbür süpürge 2400. Şu neymiş bak airfryer şeyli hem mikrodalgaymış herhalde bu. Aynı anda pişirin diyor. Yo ikili bu. XX large airfryermiş be sadece airfryer boş ver. Neyse canlarım hadi buradan çıkalım. Şu neymiş? Bundan alabilirsin mesela bana. Ama 3 yaş diye. Kursa bana gideceğim. Bana uygun. Aynen kursa da gideceğim canlarım onu da anlatacağım size biraz. BİM'e de geldik dedi ki buranın hatırı kalmasın. Hem aktüellere bakacağım cuma günü gelen. Al sen bilirsin. Sen canın ne istiyorsun onu al paşa biliyorum ben artık akşamları yani biliyorsun. Aa orucu başlatmadım tüh. Neyse. Bugünlük başlatmayayım da yarın saat sarın kaçta başlarım? 10'da kahvaltı yaparım çünkü 6 falandı yemeği bitirdiğimde. Abdullah şey al ya. Pizza kraker vardı ya. Pizza kraker bir de şey oluyor balık kraker. Etin hani geçen almıştım ya onlar nerede ki? Burada bak şunda. Bu güzel oluyor ya. Balık kraker de vardı ama o şimdi yok herhalde. Şey var. Sen iste kendine göre ne istersen onu al paşa. Öyle olmuyor ki. Oluyor. Biri yer biri bakar. Yok kopmaz merak etme. Ha rüzgara şu konuktan alır mısın? Gonk. Geldiğinde sormuştu. İkilisini al paşa. Dur bir dakika. Bu neli? Bu sade yok onu istemiyor. Geçen de yanlış almışım seç marketten de bir kızdı bana. Yanlış almışsın anne diyor. Ve şundan alalım iki tane. Şu şeye bakacağım ben. Aktüellere bakacağım. Abla sen canına istersen paşa ben şuraya çekeyim. Bakalım. Ne gelmiş buraya? Çerezlik gelmiş de biz çerezi genelde poşetin içinden yiyoruz. Şöyle gidelim. Öyle çok zaten bir şey kalmamış be. Bugün cumartesi bir şey kalır mı? Geldiyse böyle güzel. Terlikler güzel. Ama şunlar çok böyle çok kaba değil mi ya? Ayağım kaybolur içinde gibi geliyor bana onda ama. Neyse bir de öbür tarafa geçeyim. Bu neymiş? Raf. Güzel aslında bak. Havlu dolabı gibi bir şey. Jumbo havlu 45 liraymış. Gideyim bir de şu tarafa. Bu neymiş? Bunun fiyatı yazmıyor. Yok o da 69 liraymış şu koca havlu. Böyle gidelim. Şuraya bakalım. Yok ya hiç öyle gözüme çarpan böyle bir şey yok. Şu neymiş? Aa bu kaseler güzel bak. Değil mi? Dondurmalık mı ki bu ne ki? Anlamadım.
Bu da iki de böyle pır 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 ediyor. Farkında mısın? Toplar var. Neyse. Ana Abdullah nereye gitti? Abdullah yok. Çobanı yine bisküvilerin oraya gitti herhalde. Adamı kaybettim ya kız. Aa. Neyse dur ben adamı bulayım. Bak teyzesi. Benim yavruma. Susamurum beni. Maşallah oğluma. Susamurum beni. Tam iyileşemedi ama yine getirdik yani. Gidelim anne bir şey olmaz dedi. Öksürüğü de öyle eskisi gibi değil çok şükür. Bak yavruma benim bak. Yavrum benim yavrum. Maşallah oğluma. Tüh. 41 kere maşallah. Susamurum beni. Ah anam. Siz acıktınız mı? He? Ben ne yapıyorum burada? Doğru diyorsun. Bacılar valla aşağı geldik de aşağıdan geldikten sonra baktım hepsi acıkmış. Birer ekmekten tost yapıverdim. Şöyle de onları dilimleyiverdim. İstediklere kadar yesinler. Bir tekne tost yaptım. Ta ne yapayım? Güzel olmuş mu? Beğendiniz mi? Aferin. Afiyet şeker olsun. Ağzını yerim senin. Bugün benim oğlum paletsiz grupta yüzü teyzeleri. Paletsiz grupta yarıştı. Tabii her zaman olduğu gibi. Biraz ev karışık ama artık oraları görmeye ver. Her zamanki dedim ya eşkıya izliyoruz diye. Yine eşkıya. Olsun. Dördüncü sezonda başlayacağız değil mi Abdullah yakında? Neyse bak abisi de oğlumun şeysini nereye takmış madalyasını. Hadi afiyet olsun bakayım. Afiyet bal şeker lop lop et olsun. Neyse ben yemiyorum. Birazdan kendime bir çay yapacağım. Bitti. Bak bak görüyoruz bak. Ne oldu başım mı ağrıyor? Ah anam benim. Yine hadi kapatıvereyim. Afiyet olsun.